1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Şifa Kapısı programımızda her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte oluyoruz. Ve sizleri bilgilendirici mesajlar alıyoruz. Sorularımızın cevaplarını kıymetli hocalarımızdan alıyoruz. Ve yine bu haftada önemli bir konu, çağın hastalığı diyebildiğimiz kanser hastalığından bahsedeceğiz. Evet, kanser nedir diyeceğiz ve bütün merak edilen sorularımızın cevabını doçent doktor Fatma Şen'den dinleyeceğiz. İç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji doktorumuz. Evet, ilk sorumuzu soralım hocamıza.
kanser şüphesi olduğunda ya da kanser tanısı konulduğunda neler yapılmalı? Kıymet hocamızdan dinliyoruz. Teşekkür ederim sevgili Esra. Yine programda konuk olduk. Yine çeşitli konular hakkında yine insanların ya da halkımızın merak ettiği konular hakkında konuşacağız. Kanser şüphesi olduğunda veya tanı konulduğunda ne yapmalı aslında? Evet. Öncelikle ikisi aslında çok farklı ayağı. Yani çok farklı birbirini takip eden ayak. Önce kanser şüphesi olan hasta ne yapmalı? Kanser şüphesi olan hasta demek kişinin bir takım şikayetleri olması gerekiyor ki hasta kendinden bir hastalık şüphe etsin veya kanser şüphe etsin. Bunun içinde bu şikayetleri birazcık gözden geçirmek gerekiyor. Özellikle bu şikayetlere baktığımızda vücudun herhangi bir yerinde kendimizin elleyebildiği bir noktada normalde olmayan sertliklerin ele gelmesi, o sertliklerin de çok kısa süreler içerisinde elimizin altında büyüdüğünü hissetmemiz. İkincisi istenmeyen kilo kayıpları, üçüncüsü yutma güçlükleri, dördüncüsü geçmeyen ishaller, geçmeyen kabızlıklar, geçmeyen karın ağrıları. Onun dışında büyük abdestten kan gelmesi ve bunun sürekli arz etmesi, ağızdan kan gelmesi, geçmeyen öksürükler, geçmeyen nefes darlıkları gibi bir takım şikayetlerle kişiden ilgili branş hekimlerine öncelikle gitmeli. Yani kişi kendinde bazı şikayetler hissederse, bazı semptomlar hissederse bununla ilgili branş hekimlerine gitmek lazım. En önce en azından aile hekimlerine gidebilirler. Aile hekimlerine derler ki bizim bu şikayetlerimiz var. Aile hekimleri de bu kişileri, hastalık şüphesi olan kişileri ilgili ana branşlara yönlendirir. Örnek öksürük var, balgam var, nefes darlığı var. Öncelikli olarak göğüs hastalıkları hekimine veya dahiliye hekimine veya kardiyoloji hekimine gibi o alana yönlendirir. Makattan kan geliyor, genel cerrah ya da gastroenteroloji görebilir gibi ilgili branş hekimlerine giderek şüphe olan kişi tanı ve tedaviye başlamadan önce tanısal tetkiklere başlaması gerekiyor. Yani fizik muayene ve tanısal tetkiklere başlaması gerekiyor. Şüphe oldu, gitti örnek ilgili branş hekimi göğüs hastalıklarına gitti hasta. Genellikle tüm branş hekimleri önce hastayı dinler, şikayetlerini dinler. Kişinin daha önceki tıbbi hikayesi alır, tansiyon, şeker vesairesi var mı? Mevcut şikayetlerin ne zaman başladığını, neyle ilişkilendirildiğini aldıktan sonra ailesel hikayeyi alır. Yani ailede işte ciddi bir hastalığı olan var mı? Kendi yine özgeçmiş anamnezini alır. Yani alkolü var mı, sigarası var mı gibi ve fizik muayene yaptıktan sonra genellikle bir ön tanıya ulaşır. Bu ön tanıda örnek nefes darlığı, öksürük, balgamdan kan geliyor. Der ki bir işte akciğer kanseri şüphesi olabilir. İki akciğere giden büyük damarlarda pıhtı oluşmuş olabilir. Üç pnömoni olabilir yani zatürre olabilir gibi alt alta sıralar ve onunla ilgili tetkikleri başlatır. Onunla ilgili tetkikleri başlattıktan sonra da sonunda bir tanıya ulaşır ve o tanıda sonucunda da kanser tanısı alırsa ondan sonra ne yapılır? Kanser tanısı alındıktan sonra öncelikli olarak kanser tanısı mutlaka kanser şüphe edilen alandan parçalanarak patolojiye gider ve patoloji der ki bu kanser meme kanseridir, bu kanser akciğer kanseridir, bu kanser akciğer kanserinin şu tipidir gibi bize net bir netice koyması gerekir. Hatta günümüzde meme kanseridir demek bile yetmemekte ve mutlaka bunun alt tipleri, hormona mı duyarlı, akıllı ilaçlara mı duyarlı, büyüme paternine, histolojik alt tipine, immün yanıtla ilişkisine gibi birçok parametreleri de isteriz. Ve bunları yaptıktan sonra da bu hastalık çıktığı organda mı kalmış, başka organlara da sıçramış mı onu çizmek ve çerçevelemek gerekir. Bunun için de evreleme tetkikleri gelir. Evreleme tetkiklerinde radyoloji, nükleer tıp bizim iki ana branşımızdır. Yine klinisyen der ki işte akciğer kanseri PET çekelim, beyin MR çekelim yani beyni de görelim diye. PET dediğimiz vücudu tamamen tarayan bir görüntüleme yöntemiyle de yine nereleri sıçramadı onları görürüz. Ve yine bir takım kan testleri isteriz ki kanda da bir takım değişikliklere neden olmuş bu kanser, bunları da ortaya koyarız. Sonra evreleme sonuçlarına göre, yani bu tetkik sonuçlarına göre hastalık evre 1'de mi kalmış, 2'de mi kalmış, 3'de mi kalmış, 4'te mi kalmış
bunun resim ortaya çıkar. Bu resim ortaya çıktıktan sonra, tanıdan sonra evleneme yaptık. Evlenemeden sonra evde belirlendi. Evde belirlendikten sonra da bunu hangi branşlarla tedavi edeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz? Bu konuda bir tekrar plan program yapmak gerekir. Fatma Hocam, kanser tedavisinde rol alan birimler nelerdir? Kanser tanısı konulda evlerimi yapıldıktan sonra tedavi bölümüne geçiyoruz. Tedavide hemen pek çok hastalıkta olduğu gibi multi disipliner diyoruz. Yani çoklu branşla, örnek bir kişi diyabet oldu. Diyabet hem kalbi etkiler, hem beyni etkiler, yani sinir sisteminin damarlarını etkiler, hem gözü etkiler, hem böbreği. Yani diyabetik hasta olarak evet bir genel dahiliyeci takip eder ama gözdeki kalamayı göz doktoru takip eder, kalple ilgili yan etkileri kardiyoloji takip eder gibi. Yani bir hastalık eğer bize tanı konulduysa birçok organımızı etkileyebildiği durumlarda birçok branşla beraber çalışmak durumunda kalırız. Bizde de onkolojik tedavileri yöneten doktorlara onkolog denir. Onkolojik tedavileri yöneten iki ana branş, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisidir. Ve de cerrahi bölümlerdir. Cerrahide genellikle özellikle sürekli günlük pratiğin çoğunu tümör cerrahisi yapan onkolojik cerrahları tercih etmek gerekir. Bunun dışında artık tümör tedavilerinde radyolojik ve nükleer tıp gelişimleri de bize çok destek olmaktadır. Onlar da yine bizim yan ve işte beraber çalıştığımız branşlar arasındadır ama ana tedavi götüren onkologlardır. Onkologlardan özellikle işte cerrahlar erken evrelerde çoğu tümörde cerrahiyle tümörün çıkarılmasını sağlar. Medikal onkologlar her türlü sistemik tedaviyi takip eder. Hastanın takip ve tanı takipteki aldığı ilaçları, takip kriterlerini belirler. Radyasyon onkolojisi de hastaların lokal radyoterapilerini planlar ve gerekli onlarla ilgili takiplerini yapar. Ve dönem dönem de hastanın bir takım özellikle örnek diyelim ki karaciğerinde bir kitlesi var. Bunu işte kemoterapiyle mi, akıllı ilaçlarla mı, immünoterapilerle mi, radyoaktif ablasyon dediğimiz, radyofrekans ablasyon dediğimiz yakma yöntemleri mi, yoksa atom tedavileri dediğimiz sarı yöntemleri mi gibi ya da cerrahi yöntemle mi bunu kuruturuz diye dönem dönem hepimizin bir araya geldiği ya da telefon konsültasyonları ya da teletip konsültasyonlarıyla kararlar veririz. Yani çoklu bir görüşme ve branşla birlikte yürümek durumunda kalıyoruz. Birçok hastalıkta olduğu gibi ama mutlaka kişi yani bu primer özellikle başta medikal onkolog olmak üzere onkoloji, onkolog takiplerini bırakmaması gerekmektedir. Fatma Hocam tabii ameliyat, radyoterapi, kemoterapi hepsinin uygulanması şart mıdır kanser hastalığında? Şimdi hastalığın tipine göre, evresine göre şart olan tümörler var, olmayan var. Yani bazen bir tümörde sadece cerrahi yeterken, başka bir tümörde sadece bizim verdiğimiz akıllı ilaç ya da kemoterapi yeterken veya başka bir tümörde sadece radyoterapi gerekirken bazen bir tümörde üçünü birlikte vermek zorunda kalırsın ya da dördünü birlikte vermek zorunda kalırsın. Hastalığın tipine, evresine, yerleştiği yere göre, daha önce aldığı tedavilere göre hepsi bir şekilde sıralı veya birlikte uygulanabildiği hastalıklar ve evreler mevcuttur. Yani bu olursa niye bu olmalı demiyoruz. Hep bunu vurguluyoruz. Tümör belli bir çapa geldikten sonra damarlara geçme, vücutta mikroskopik olarak gezme olasılığı yüksek olduğu için genellikle cerrahiler yetmemektedir. Genellikle sadece lokal radyoterapiler yetmemektedir ve mutlaka bunun sürekli sistemik olarak dolaşımındakileri vurucu tedaviler olan tıbbi onkolojik tedavilere hastalar ihtiyaç duymaktadır. Burada da haplar, damardan verilen ilaçlar, bazen lokal enjekte edilen ilaçlarla sağlamak mümkündür. Onu da yine biz hastanın molekül özellikleri, evresi, yaşı, eşlik eden hastalıklarına göre bir plan çizip o plan doğrultusunda ve takip planı doğrultusunda o tedavileri takip ederiz ya da uygularız. Ve halk arasında şöyle bir söylenti var Fatma Hocam.
kansere bıçak değmez. Tehlikelidir. Evet. Ne kadar doğru? Şimdi kansere bıçak değmez yanlış bir kavram. Evet. Niye? Çünkü çok erken evre bir hastalık. Sadece birçok çok erken evre hastalık sadece cerrahi ile hiç ek tedavi gerektirmeden takip edilebilmekte halen. Yani normal sağ kalımına, yani kişi o tümörü çıkarttı. Kendisiyle aynı yaşta, aynı cinsiyette olan kişilere benzer sağ kalım ya da yaşam beklentisine sahipken kansere bıçak değmez gibi yanlış bir kanıyla diyelim, yani bu geleneksel bir kanı haline geldi. Hasta tamamen bu hastalıktan kurtulma şansını kaybetmekte. Bu nedenle de gerçekten çok yanlış bir yaklaşım. Yani bazen öyle bir denk geliyor ki, örnek zaten hastalık yayılma aşamasında ameliyattan sonra yayıldı gibi düşünülüyor ama bu biraz daha böyle hani yanlış, çok hatta biraz da çok yanlış düşünce. Onun için özellikle cerrahi birçok tümörde kesin şifa sağlama yöntemidir. Yani mümkün olduğunca eğer cerrahi gerekiyorsa biz o hastayı cerrahiden fayda göreceğini düşünürsek mutlaka ameliyata göndeririz. Yani yayıldı, yayılacak gibi yanlış kanılarla kişiler kanserden tamamen kurtulma şansını kaybetmekte. Bir takım işte ot bitki bilmem alternatif adı altında, çoğunun aslında alternatif olup olmadığı belli olmayan bir takım bitki, molekül vesairelerle tedavi edildiğini zannederek hasta gerçek tıbbi tedavisinden uzak kalmakta. Yani alternatif tıp diye işte bazı bitkiler olsun ya da şimdi alternatif tıp diyebilmek için gerçekten alternatif olması lazım. Aslında o bile yanlış. Yani evet, bazı işte fitoterapi vesaire gibi kavramlar ya da alternatif olduğu kanıtlanmış, örnek akupunktur son bizim yine uluslararası kongrede çok işte önerilen, kanıtlanmış bir yöntem olarak kanser ağrılarında, palyasyonda önerildi. Bu gerçekten alternatif çünkü bilimsel kanıtı var, yapılmış, edilmiş ve ortaya konulmuş. Ama adı sana bilinmeyen bir molekülün ya da bir karışımı alternatif tıp adı altında hastalara sunmak, hastalığa ihanet etmektir aslında. Bir de işte yok kemoterapi yan etki yapar bilmem, işte şu yapar, bu yapar, hücreleri sağlıklı, hücreleri öldürür. Yani vücudumuzda zaten sürekli normal hücreler oluyor ve ölüyor. Yani evet, normal sağlıklı bir kişide zaten kan hücrelerimiz sürekli oluyor ve yaşamını süresini dolduran ölüyor. Yani bu zaten sürekli yenilenen dokularda olan bir şey. Sen kemoterapiyle onu biraz hızlandırıyorsun ama %90'ı bunların normale geliyor. Yani vücut onu geri toparlayabiliyor. Bunun gibi özellikle alternatif tıp adı altında insanların duygularıyla oynayan bir takım insan ya da gruplar ya da kişiler diyelim, kişilerin gerçek tedavi almalarına engel olmakta. Ya bu sizin işinizi de zorlaştırıyor. Tabii yani insanlar hani düzenli bir doktora gidip tedavi takip etmektense bir ot ya da bir bitkiyi evde yapmayı daha sevimli buluyorlar. Ya da hasta, daha ziyade hasta yakınları için de bu daha sevimli gelebiliyor. Yani hastasını işte belli düzen aralıklarda bir hekime götürmek, bir tedavi takip etmektense işte şu hapı al, bu işte alternatif tip, o daha sevimli geliyor. Onun için de bu bıçak değerse yayılır şeyin altından aslında çok yorum çıkabilir. Sadece bıçak değerse yayılır değil, kemoterapi verirsen ölür, yok sağlıklı hücreler ölür. Bunlar tamamen kulaktan da olma. Ve gerçekten bu şekilde aslında tümörü tedavi edilebilir birçok yani hasta varken. Bu kişiye zarar veriyor. Kişilere zarar veriyor. Tabii tedavi edilemez noktaya geliyor. Her tarafına yayılmış noktada sana ulaşmış oluyor. O zaman tabii ki yardımcı olmamız erken evrelere göre daha zor oluyor. Daha zorlaşıyor. Bunu sorduğun iyi oldu. Bir daha vurguluyoruz. Biz genelde hep vurgulamaya çalışıyoruz, evet, ama tekrardan bunu burada vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. İyileşme süresini uzatıyor. İyileşme şansını azaltıyor. Tamamen kurtulma şansını azaltıyor. Çok azaltıyor. Yani bu pandemide de oldu örnek. Covid döneminde. Covid var. Hastamı götürmeyin derken bu sefer hastalığı kişinin artık gidiyor. Yani belki erken evre bir meme kanseriyken bir 4-5 ay beklettiğinde
evre 4 meme kanseri olarak karşımıza gelebiliyor. Tedavi edilemez değil ama erken evreyi tedavi etmek daha kısa süreli, evet, daha toparlayken evre 4 biraz daha uzun süreli tedavilere ihtiyaç duyuyor. O açıdan da zamanında tıbbi yardım için gitmekte fayda var. Bunu öneriyoruz mutlaka. Yani hekiminin söyleminden şaşmasın kişiler. Evet, tabii ki. Yani evet, kulaktan zamanında söylenmeli değil. Zamanında gerekli tıbbi yardım için doktora, hekime başvurmalı. Ve onkoloğunun, özellikle o kanser için söylersek, belirlediği plan doğrultusunda tedavileri takip etmeye çalışmalı. Ki zaten eğer ki o söylemiş olduğumuz otlar, çöpler, bitkiler tedavi verecek olsaydı zaten sizden onu önerirsiniz. Ama siz eğer ki ilaç tedavisi diyorsanız, evet, eğer ki işte kemoterapi ya da akıllı ilaçlar ve farklı ilaçlarla tedaviye cevap verir diyorsanız, kişi de sizin. Evet. Biz de ona göre zaten yönlendirme yapıyoruz. Evet. Peki hocam, tabii bununla birlikte tedavilerde de sıralamalar oluyor. Az önce dediniz ya, kanserde evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 değil. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bu evrelerini nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi onu aslında az önce bahsettik. Yani bizim görüntüleme yöntemlerimize göre biz belirliyoruz. Yani tümör yerinde duruyorsa, çıktığı organda sınırlıysa genellikle bunlar evre 1-2 oluyor. Evet. Erken evre diyoruz. Ama hemen tüm kanserlerde yakınındaki lenf bezi bölgelerine gidiyorsa, en yakın komşumundakine, onlara evre 3 diyoruz. Yani lokal, yani çıktığı organda ve hemen yakındaki lenf bezlerinde lokal, evet, ileri diyoruz. Eğer örnek meme kanseri aldı, akciğere sıçradı, yani damarlara geçti oradan, o zaman evre 4 diyoruz. O şekilde evrelemelerimiz oluyor. Genelde bütün tümörlerde prensibimiz bu. Yani ilk çıktığı organda ne kadar büyüklükte çıktığı organın dışına taşmış mı, taşmamış mı, cildi tutmuş mu, tutmamış gibi bir takım parametrelerle oradaki evresini belirliyoruz. Yanındakiler bezlerine gitti mi ona bakıyoruz. Başka organlara sıçradıysa da ona göre evre 4 diyoruz. Peki tedavinin hangi sıra yapılacağı nasıl belirleniyor? Bu erken evrelerde daha çok, eğer erken evre diye belirlediyse, evet, cerrahi. Evre 3 olan tümörlerin pek çoğunda cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Evre 4'lerin hemen çoğunda da doğrudan tıbbi onkolojik tedaviler, yani ilaç tedavileri en başa oturuyor. Ona göre, evreye göre belirliyoruz. Az önce tedavi için genetik testler dediniz. Peki tedavi için genetik testler ne için yapılıyor hocam? Hangi aşamada gereklidir? Evet. Şimdi gelişen bilimsel veriler ya da yeni bilimsel veriler ışığında her gün çok 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 yeni bilgi akışı, evet, olmakta ve bu ışık, bunların ışığında biz artık biliyoruz ki hemen tüm tümörlerde mutlaka genetik profilleme çok önemli hale geliyor. Yani bir meme kanseri tanısı konuldu veya bir bağırsak kanseri tanısı konuldu. En çok bilinen ya da en çok etkili olduğu bazı genetik mutasyonlar var. Hemen onları bir istiyoruz. Ha, bana göre ideal olan tüm gen profilinin çıkarılması daha tanı sırasında, ama pahalı yöntemler olduğu için daha çok çabuk ulaşılabilir. En sık olanları tercih ederek o tümöre neden olan bir takım genetik anormallikleri tespit ediyoruz. Bu kalıtsal anlamında değil, yani aileden geçişli anlamında değil, evet, hepsi. Bazen aileden geçişli oluyor ama tümörün kendisinde olabiliyor. O genleri tespit ettikten sonra da bunlarla ilişkili eğer bir tedavi, bu immünoterapi olabilir, hedef tedavi dediğimiz akıllı ilaçlar olabilir, o tedavileri hemen devreye koymak istiyoruz veya sırası geldiğinde hemen eklemek istiyoruz. Onun için de bugün hemen tüm tümörlerde tanı sırasında istediğimiz bir takım moleküler testler veya genetik testler var. Onların yapılması çok önemli. Ve neredeyse histolojik tanı kadar, patolojik tanı kadar bizim için artık vazgeçilmez bir parça haline geldi bu moleküler testler. Evet, tabii kanserle yaşam da çok önemli. Burada aile hayatı, sosyal hayat, psikolojik hayat ve beslenme nasıl olmalıdır hocam? Şimdi kanserle yaşamda şöyle, kişi kanser hastası oldu, tedavisi ne oldu ve kanser tedavisiyle artık koruma tedavilerine başladı. Erken ya da lokal ileri dediğimiz evre 3 hastalıkta. Şimdi genellikle hastalarımızın sorusu bir daha hastalık olur mu şeklinde geliyor. Yani ben bu hastalıktan kurtuldum mu? Şimdi kişi bağırsak kanseri örnek. Bağırsağın bir kısmı alındı.
Yani kişi yaşadığı sürece o ameliyat olduğu ve tedavi olduğu bağırsak kanserinden kurtulsa bile ikinci bir bağırsak kanseri geliştirmez, hiçbir zaman garanti olmaz. Ya da kadın için memesi duran bir kadına meme kanseri olmaz diye bir garanti veremeyiz. Sadece şunları söyleyebiliriz. Biz bu tedavilerle bu hastalığın eğer hiç tedavi edilmezse %90, %100 başka yere sıçrama olasılığını bu tedavilerin sonucunda olasılık olarak %3'e indirdik, 5'e indirdik gibi oranlar verebiliriz. Yani ama bazısına deriz ki %50 deriz, bazısına %90 indirdik, yani düzelttik diyebiliriz. O nedenle de kişi kanser tanısı aldıktan sonra genelde ben artık kanser hastası değilimdir duymak istiyor. Ama evet, kansersiz bir, yani kanseri tedavi edilmiş, hastalıksız dediğimiz bir yaşama girmiş olur. Ama yani nasıl kişi yaşamında şeker hastası, tansiyon, kalp hastası olma olasılığı varsa her zaman kanser hastası olma ihtimali olduğunu her zaman kenarda tutmak lazım. Ama bu bizim günlük yaşamımızı bozmaması gerekiyor, psikolojimizi bozmaması gerekiyor. Gerekli tedbirler alındıktan sonra hatta bizim kanser hastalarımız normal sokaktaki hastalara göre çok daha artı pozisyonda. Neden? Düzenli takipleri olduğu için pek çok hastalığı daha erken tespit etme ihtimalimiz oluyor. Şimdi özellikle aile ve çevreyle ilgili genellikle sıklıkla bize soru şu, hani biz tedaviye başladık ya da hastaya kanser tanısı konuldu. Hasta etrafındakileri bir şey bulaştırır mı, radyasyon yer mi? PET gibi veya bazı radyoaktif maddelerle tedaviler gibi tedaviler dışında, ki bunlar bizim bütün tedavi sürecimizin %1-2'sini bile oluşturmuyor. %98 hasta etrafındakilere bir şey bulaştırma riski zaten yok. Yani kanser yani bulaşıcı ilaç, bir hastalık değil. Kanser bulaşıcı hastalık değil. Ancak hem öyle değil hem de aldığı tedavide %98'i değil vücudunda bozuluyor. Yani aldığı tedavide çeşitlerini. Zaten etrafa bir şey bulaştırma ihtimali yok. Biz hastalarımıza dikkat edin derken hastamız etrafa bir şey bulaştırmasın diye değil. Hastamıza dışarıdan bir enfeksiyon, işte bir takım, hele de bu Covid döneminde daha da dikkatli olalım dedik, yani bir virüstür, bakteridir, herhangi bir mikroorganizma bulaşmasın diye özellikle titizlenin diyoruz. Yoksa hasta onlara bulaştırır diye demiyoruz. Kanser bulaştırıcı değildir ama örneğin hepatit B'ye bağlı karaciğer kanseri oldu. Evet. Yani karaciğer kanserlerinin birkaç önemli nedenlerinden bir tanesi viral hepatitlerdir. Bunlardan bir tanesi hepatit B, bir tanesi hepatit C gibi. Eğer kişi de hepatit B'ye bağlı bir hastalık varsa, bu siroz olabilir, karaciğer kanser olabilir, taşıyıcılık olabilir. Bu kişilerde kanser bulaştırıcı olmaz ama ona neden olan virüsü bulaştırabilir diyebiliriz. Yani kanser doğrudan öbürüne işte tükürükle vesaireyle geçer demeyiz ama ona neden olan virüs tabii ki, yani HIV'e bağlı bir sürü kanserler vardır. AIDS dediğimiz mikroba bağlı ya da mikroorganizmalara bağlı diyelim ya da virüslere bağlı diyelim. Birçok virüs, bakteri vesaire de eğer bir şey varsa, yani kansere neden olduysa kanseri bulaşmaz ama mikrop bulaşabilir. O konuda dikkatli olun deriz ki bu genel kanser profilleri içerisinde en azından Türkiye'de diyelim, yani bir takım bulaşıcı mikroorganizmalar, virüslere bağlı kanserler daha az bir alt grubu oluşturmakta. Peki sosyal hayat, psikolojik hayatı nasıl etkiliyor? Evet, Covid döneminde, son dönemlerde böyle hastane deneyimleri, ufak çaplı hasta grupları deneyimleri şeklinde olmasına rağmen birçok bilgi arttı ve bu bilgilerden bir tanesi de Covid nedeniyle yatan hastalardan ölme riskini hesaplayan bazı parametrelere baktılar. Yani hangi türlü parametreler kişide olursa yoğun bakıma gitme ve bundan dolayı da Covid nedeni ölüm riski araştırıldığında, kanserli bir kişide Covid olduğunda kanseri olmayan bir kişiye göre Covid'den dolayı ölüm riski pek çok grupta 4-5 kat arttığına dair bilgilerimiz var. Bu nedenle de biz hepimiz zaten dikkatli olmamız gerekiyor ama kanser hastalarının daha da, yani onkolojik özellikle aktif tedavi alan hastalar için söylüyorum, daha da dikkatli olmak zorunda. Yoksa eğer Covid'i kenara koyarsak, yani çok ağır bir pandemik ya da bulaşıcı bir ortam olmadığı durumda sosyal
ortam, yani sosyal hayattan kopmalarını istemiyorduk. Yani son 4-5 ayda onkolojide de birçok paradigma değişti bu anlamda. Yani evet, biz diyorduk işte tokalaşmayın, dışarıdan gelen kişinin ne taşıdığını bilmiyoruz vesaire, ama yani çok güzel hijyen ortamı sağlanarak çalışabilirsiniz, yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz vesaire gibi önerilerde bulunuyorduk. Şu an onları söylerken biraz da temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü kişiye evet yine belki çok hijyenini sağlayarak ya da sosyal mesafesini vesairesini sağlayarak bir kendine ait bir iş yeri vardır ya da büro şartları vardır ya da çalışma şartları vardır. Yine yapabilir ama işte kişi biraz rahat davranarak koşulları genişletip ya da kuralları aksattığında daha ciddi olabilir diyor. Onun için bu dönemde sosyal hayatı biraz kısıtlıyoruz. Tedavisi bitmiş hastalarımız da zaten normal yaşamına devam edebilir diyoruz. Takiplerini aksatmamak koşuluyla. Ailesel yaşamında da zaten onu birebir konuşmalarımızda da söylüyoruz. Yani normal ailesel yaşam için zaten kanser herhangi bir hastalıktan bir farkı yok. Normal ailesel yaşamına devam edebilir pek çok hastalık için. Peki kanser hastası psikolojik destek almalı mı? Almalı tüm kronik hastalar için. Yazılım psikiyatrisi diye bir bölüm var. Yani hani bir kişide kronik bir hastalık varsa, sadece kanser değil. Evet. Kanser dışındaki tüm, yani örnek bir nörolojik hastalığı var. Kasa hastalığı olabilir bu. Ya da metabolizma hastalığı olabilir. Veya KOAH olabilir. Veya başka türlü bir hastalığı. Yani kronik bir hastalığı olan kişinin daima psikolojik destek, psikiyatrik destek almasını öneriyoruz. Bunu hiçbir hastalığı olmayıp günlük yoğunlukta hani bir takım anksiyete vesaire, iş hayatı olan, tükenmişlik sendromu olan bizlerde bile tıbben önerilmekte. Yani dönemsel bir takım psikiyatrik ya da psikolojik tedaviler alma konusunda. Onun için de hiçbir sakınca olmadığı gibi faydası olduğuna inanıyoruz ve genellikle de hastalarımızı bu yönde telkin ediyoruz. Mutlaka dönemsel olarak bu konuda ehil, bu konuda uzman, psikiyatristler, psikoterapistlerle, özellikle onkoloji alanında çok iyi yine psikiyatri uzmanlarımız var, psikoloji uzmanlarımız var. Onlarla psikoterapi uzmanlarımız var. Destekle gitmekte fayda var. Genelde tabii halk arasında psikiyatrik destek yanlış anlaşılıyor. İşte benim o kadar ağır bir durumum yok, ben yürütüyorum, ama bazen kişi kendini çok baskılayabiliyor. Halbuki ben hep böyle bazı paramedik örneklerle denkleştirip tabii örnekleri. Bazen yaşamda da öyle. Hani işi usulüne uygun yaptığında daha rahat gittiği gibi. Yani eğer gerçekten psikiyatrik ya da psikolojik desteğe ihtiyacımız varsa, biz o desteği aldığımızda aslında belki daha da rahat ilerleyeceğiz. Tıbben de, onkolojik açıdan da, sosyal yaşantı açısından da. Onun için mutlaka öneriyoruz. Peki kanser hastalarının beslenmesi nasıl olmalıdır hocam? Kanser hastalarının beslenmesi aslında bazı özel ufak trikler dışında sağlıklı beslenmedir. Evet. Yani yeterli proteinini alacak, yeterli karbonhidratını alacak, yeterli sıvısını alacak bu şekilde. Bir de işte gereksiz ya da işte sağlıksız beslenme dediğimiz hazır ürünler, karbonhidratı çok fazla, yani glisemik indeksi yüksek şekilde olan gıdaların alınmasını engellemek lazım. Bunlar işte meyve suları, şerbetli tatlılar, kolalar, dalgalı suları. Şekerli içecekler. Evet. Bütün o tarz içecekler. Onları yasaklıyoruz. Greyfurt hemen tüm ilaçlarımızla bizim etkileştiği için metabolizmasıyla onu engelliyoruz. Bazı yine ufak tedaviye göre şu gıdayı daha az, bunu daha fazla al dediğimiz durumlar oluyor. Yeterli kalsiyumumuzu genellikle almamız gerekiyor. Sıvı çok önemli. Sıvı alımı günlük 2-2,5-3 litre, yani kişinin kalıbına göre, yani kas indeksine göre, kas yapısına göre, boyuna, kilosuna göre ortalama minimum 2 litre olmak üzere sıvı alması çok önemli. O şekilde beslenme aslında özellikle sağlıklı beslenme özellikleri. Peki kanserli hastaların sıkı ırak içmesi ve tütün tüketmesi? Evet. Kanser hastaları değil, sağlıklı insanlarda da asla tasvip edilmeyen ve önerilmeyen alışkanlık. Bütün, hemen tüm
kanser tiplerinde kolon kanseri takip ya da takip diyelim, takip kriterleri, önerileri rehberlerine baktığımızda da en başta sigara ve benzeri tütün vesaire içeren alışkanlıkların tamamen kesilmesidir. Böyle hastalarda, yani ya da takip alınmış, hastalığı bitmiş, hastalıksız onkoloji kişilerinde, onkolojiye gelen kişilerde biz bunu vurguluyoruz. Yani eğer sen sigara içmeye devam ediyorsan, bu hastalıktan kurtulmuş olsak bile sürekli küllenmiş bir ateşe benzin dökmek gibi oluyor. Yani sürekli bir kanserojen veriyorsun vücuda, sürekli bir uyarı veriyorsun. İkinci bir kanser geliştirme riskin çok artıyor. Ya da o kanserin yeniden geri gelme ihtimali çok artıyor. Ya da tedavi sırasında sigara içiyorsa etkinliğin çok azaltıyor. Yani biz eğer bir tedavi veriyoruz, diyoruz ki şu tedaviden bu tedaviyle yanıt alma olasılığımız %60 veya %80. Sen o oranı düşürüyorsun, başarı şansını düşürmüş oluyorsun. Yan etkiler genelde çok daha fazla oluyor. O nedenle de sigarayı ne tedavi aktif alanlarda, ne tedavisi bitenlerde, ne de sağlıklı kişilerde hiçbir zaman önermiyoruz. Peki, kanserli bir hastaya nasıl yaklaşılmalı Fatma Hocam? Aile bireyleri nasıl davranmalı? Bir kere en çok benim istemediğim ya da rahatsız olduğum yaklaşım, hasta ile içeri girip hasta çıktıktan sonra birisinin geride kalıp hasta hakkında bilgi alması. Çünkü hasta şöyle düşünüyor, bunlar benden habersiz bir şeyler çeviriyor. Ben hasta olsam hekime ve yakınlarıma güvenim kalmaz. Bir kere hasta yakınları lütfen genellikle, yani hastaya ve hekimi arada bırakacak şekilde davranmamak gerektiği, mümkün olduğunca hastanın anlayabileceği dilden hastalığının evresi tanısının anlatılması gerektiği ve bilgilendirmesi gerektiğini vurguluyorum. Bir de öyle hasta yakınlarımız var ki aşırı ilgiden hasta bunalmış oluyor. Hasta tabii ki tedavi başarısında hastanın çok istekli olması, hekim dediklerini aynen uygulaması, sağlıklı yaşam, kötü alışkanlıkların bırakılması çok etkili. Yani tedavi başarısında ama hasta yakınları da çok önemli. Yani hastaya evet gerekli ilgi gösterilecek ama abartılı ilgi de genellikle psikolojilerini bozmakta, aşırı ilgi. Yani onun da bir hastalığı var, onunla mücadele edecek ve bunu da zaten başaracak gözüyle bakıldığında daha makul olunuyor. Ya da aşırı ilgisiz bir grup olabiliyor. Onlar zaten genellikle çok hastalarını hastaneye götürmekten ziyade daha çok evde dediğim gibi bir takım alternatif adı altındaki ot bitkilerle tedavi etmeye çalışan bir grup olabiliyor. Ama bizim en çok önerimiz hastaya, o da bir hasta yakınlarına hastalık olduğunu kanıksamaları, hastayı da bu tedavinin içerisine doğrudan mutlaka, yani engel olarak değil de dahil ederek ve gerekli zamanda, gerekli yerde yanında olarak, yeteri kadar yanında olarak destek olmak gerekiyor. Fatma Hocam, peki kişiler, bizler, ekranları başındaki izleyenlerimiz, kanserden korunma yolları nelerdir? Kanserden kendimizi nasıl korumalıyız? Kanserden korunma yöntemlerinde özellikle önceki sağlıklı yaşam şartlarına, kurallarına uymak gerekiyor. Aktif hayat, yani haftanın çoğu günlerinde 30 dakika ağır olmayan eforla yürüyüş yapmak gerekiyor. Bütün kötü alışkanlıklar dediğimiz sigara, alkol, yani kanserin en başta nedenleri olan o alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor, korunma yöntemleri. Şişmanlık önemli bir risk faktörü. Onun için de kanserde de önemli. Kesinlikle önemli. Hemen birçok kanser de önemli. İdeal vücut kilosunda olmak için mümkün olduğunca gayret etmek gerekiyor. Olmadığında da tıbbi yardım. Yani bu metabolizma uzmanları olabilir, el dokun uzmanları olabilir, diyetisyen olabilir. Onlara başvurmak gerekiyor. Yine kanserden koruma yöntemleri arasında bulaşıcı viral hastalıklar başta olmak üzere şüpheli ilişkiler, yani bir AIDS mikrobuna maruz kalmaya neden olabiliyor, bir hepatit B'ye, C'ye gibi şüpheli ilişkilerden uzak kalmak gerekiyor korunmak için. Şimdi serviks rahim ağzı kanseri için aşılar var, onların yapılması gerekiyor. Hepatit B'ye bağlı kanserlerin hem engellemiş oluyorsun, aşılayarak zamanında, yani hiç olmadan korunmuş oluyorsun. Yani ilgili bizim
bağışıklama dediğimiz ya da aşılama dediğimiz aşıları zamanında yaparak yine bir korunma yöntemine girmiş oluyorsun. Korunma demeyelim ama erken tanı açısından gerekli taramaları gerekli yaş gruplarında yapmak gerekiyor. Yani başlıca bunları söyleyebiliriz korunmadaki yöntemlerde. Daha bunlarla ilgili ayrıntılı pek çok işte seminer konusu olan yine alt konularda yine başka günlerde konuşabiliriz. Fatma Hocam, aile hikayesi kişiyi yüksek risk altına sokar mı? Aile hikayesi çok önemlidir. Aile hikayesi derken kanserle ilişkili aile hikayesinden söz ederiz biz. Örnek bir kadınla birinci derece yakınlarından birinde bir meme kanseri varsa normal o yaş grubundaki diğer kadına göre risk 4 kat artar. 2 tane kadınla varsa 16 kat artar. Evet. Bu nedenle de hiçbir tespit edilmiş kalıtsal mutasyon olmasa bile eğer bir kadında birden fazla kadın meme kanseri varsa artar. Yumurtalık kanseri varsa risk artar, rahim kanseri varsa artar, kolon kanseri varsa artar. Yani artık biz pek çok tümörde biliyoruz ki, hatta bütün artık genetik testlerin altına da mutlaka vurgulanarak yazılmaktadır. Evet biz bir mutasyon tespit edememiş olabiliriz kalıtsal geçişli olarak. Fakat kişinin ailesinde varsa bu o kişiyi diğer normal kişilerden daha fazla riskli hale getirir. Onun için de aile hikayesi çok önemli. Biz hastayı karşımıza aldığımızda özgeçmiş hikayesini alırken mutlaka aile hikayesini de alırız ki bize ipuçları versin. Örnek bir ailede prostat kanseri, pankreas kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri, hasta yani kanser tanısı almış kişiler ne kadar fazlaysa, ne kadar biriktiyse BRCA ilişkili dediğimiz ve şu an pek çok hapta geliştirmiş olan bir ailesel kanser sendromuna ait bir aileler olabileceğini düşünürüz. Onun için de hemen çoğu tümörde artık biz kanserin ailesel olma ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Aile öyküsünün de önemli olduğunu biliyoruz. Hele de tespit edilmiş ailede bir kalıtsal mutasyon varsa, yani bir genetik uzmanı ya da bir onkolog tarafından bu tespit edilmişse, o aile özel tarama programlarını almak zorunda. Bu nedenle de ailede kanser öyküsü çok çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Hepimiz dikkatli olmalıyız pek çok şey ama bu aileler daha dikkatli ve daha özenli takip edilmek zorunda. Fatma Hocam, erken evre akciğer kanserinde akıllı ilaçların rolü nedir? Bu aslında sadece erken evre akciğer kanseri değil, yumurtalık kanseri pek çok kanserde. Sadece ileri evre değil, son birkaç yıldaki yayınlar, herhalde son 6 ay içerisinde çıkan yayınlar gösterdi ki akıllı ilaçlar artık daha erken evrelere doğru kullanılıyor. Yani tıbbi onkolojik tedaviler ileride korkuyorum ki cerrahi tedavilerin falan da yerini alacak gibi gözüküyor. Niye? Çünkü öyle moleküller tespit edildi ki o moleküllere yönelik öyle akıllı ilaçlar, biz akıllı diyoruz çünkü o moleküle özgü ve direkt onu hedefleyen ilaçlar akıllı ilaç diyoruz. Ve bu moleküllerde genellikle vücudun diğer dokularında olmayan veya daha az olan veya normal yapıda olan molekül tümör dokusunda daha farklı olduğu için ona yönelik ilaç geliştirilebiliyor. Ve son akciğer kanseri çalışmalarında gösterdi ki erken evrede belli bir molekül, EGFR dediğimiz bir molekül var. O moleküldeki mutasyona yönelik geliştirilmiş bazı ilaçlar ameliyattan sonra, kemoterapi aldıktan sonra hastaya belli bir süre verildiğinde neredeyse hastalık nüksü verilmeyenlere göre çok 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 azalmış durumda. Bu nedenle de koruyucu hap tedavisi diyor bazı hastalarımız. Hocam niye ona akıllı ilaç vermiş, niye bana vermemiş? Özellikle bu molekülü taşıyan hastalar için çok ciddi olarak katkı sağlamakta. Bu nedenle de bunlar daha çok gündeme gelecek ve artık akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, birçok kanser, aynı şeker, kalp, kolesterol gibi birçok kronik hastalık haline gelecekler. Yani hapı olan, korunabilen ya da hap aldığında kontrol altında olabilen hastalıklar haline geldi geliyor o noktada. Onun için de bu gelişmeleri de hızlı takip etmek gerekiyor. Mümkün olduğunca bunları takip ederek biz de hastalarımızı en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu tarz tedavilerden uzak kalmamaları gerektiği. Yani bazen yani hiç adı sana bilinmeyen, velev ki olursa diye verilen bir
ot bitki yerine kanıtı ispatı olan, verildiğinde yüzde şu kadar faydası olur, bu kadar faydası olmaz dediğimiz bu tarz tedaviler çok önemli hale geliyor. Onun için de bunları takip etmek, uygun hastalara uygun bu tarz tedavi önermek gerekiyor. Ki bizler de en azından merkez olarak bunları mümkün olunca en yakın şekilde takip ediyoruz. Hastalarımıza o yönde bilgi veriyoruz ve yönlendiriyoruz ve o tarz tedavilerimizi de sunuyoruz hastaya. Çok şükür ki hastalarımız bu tedavilere ulaşabiliyorlar. Bu tedavileri verebiliyoruz uygun olan tüm hastalarda. Olmayan, yani bazen o tümörün molekülü uygun olmuyor. O zaman da yakın takipte gidiyoruz. Yani her hasta eğer benim tümörüm akıllı ilaca uygun değilmiş, immünoterapi uygun değilmiş diye üzülmemesi gerekiyor. Yakın takiple gidilmesi gerekiyor. O şekilde de onları da yakın takip ederek, gerektiğinde müdahale ederek o şekilde gitmeye devam ediyoruz. Fatma Hocam, peki kanserde yaş faktörü var mıdır? Kanserde yaş çok önemli faktördür. Bunu çeşitli söyleşilerimizde hep konuşuyoruz. Artan yaş daima risk faktörüdür. Çünkü vücut gençken nasıl hızlı büyüyebiliyorsa, vücutta sürekli hata, sürekli yanlış kodlamalar, yanlış hücreler olmaktadır. Yani vücut için gereksiz ya da vücuda zararlı olacak. Vücudun bağışıklık sistemi, vücut onu tanır ve bunları yok eder. Fakat yaşlandıkça mekanizma zayıfladığı için ya da vücuttaki bu hatalar biriktiği için daha büyük, daha geri dönüşümsüz hatalar olmaya başlar. Ve kanserleşme de böyledir zaten. Yaşamda biriken anormalliklerin, anormal mutasyonların, anormal moleküllerin zaman içerisinde vücuda karşı savaş açması ve ben de varım diyerek vücuda rağmen çalışmasından olur. Bu nedenle de tüm kanserlerde, tüm cinsiyette, yani erkekte, kadında ileri yaş, ilerleyen yaş hemen çoğu kanserde risk faktörü olarak karşımıza gelir. En basit meme kanseri. Evet. Çoğu 60 yaş ve üzeridir. Prostat kanseri çoğu 65-60 yaş ve üzeridir. Kolon kanseri öyledir. Bu nedenle de artan yaş daima risk faktörüdür. Çocukluk çağı kanserleri dediğimiz daha embriyolojik kökenden olan kanserler için çocuk olmak belki bir risk faktörüdür ama genel anlamda baktığımızda, tüm kanserler için baktığımızda 100 kanserin 90'ında ilerleyen yaş bizim karşımıza risk faktörü olarak gelmektedir. Dünya nüfusunda artan ileri yaş, yani beklenen artık, hani eskiden örnek ortalama insanların ömür beklentisi 50 iken 60, 65, 70 giderek artıyor. Yeni işte birçok tabii tedaviler, onlara ulaşım imkanı artmasıyla, yani yaşlı nüfus arttıkça da kanser tanısı alma ihtimali olan nüfus da çok artıyor. Bu nedenle de bu güzel bir soru. Artan yaş daima karşımıza bir risk faktörü ya da bir faktör olarak karşımıza geliyor. Fatma Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekranları başındaki Kanal 28 izleyenlerimize nasıl bir mesajla noktalayabiliriz programımıza? Öncelikle söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Herkese her zaman mümkün olunca vurguladığım huzurlu ve içlerinin ne sinen güzel günler, yarınlar diliyorum. Yine güzel konularla, yine tedavi umutları, tedavi seçenekleriyle ya da korunma yöntemleriyle ilgili yeni söyleşilerimizde görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum Fatma Hocam. Evet, evet, kıymetli Kanal 7-8 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu hafta da sonuna geldik. Kanserle ilgili merak edilen sorularımızın cevabını iç hastalıkları uzmanımız ve medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Sayın Fatma Şen'den dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Kanal 7-8 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken
ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.